askeri yargıtaya temyiz başvurusunda bulundu. Lisans yerleştirme LYS sınavı sonuçları açıklandı. Şimdi sonuçlar felaket aslında baktığımız zaman. Matematik başarı oranı çok düşük. İngilizce başarı oranı çok düşük. Geometri çok düşük. Yine bunların arasında en başarılılar fen liseleri. Nitelik ve eşitlik olmadığı sürece bir eğitim sisteminde zaten başarıdan bahsetmek çok zor oluyor. Okullaşma oranı artıyor ama başarı geriliyor. Eğitim sistemi alarm veriyor. Son 5 yıldır lisans yerleştirme sınavlarında başarı ortalaması özellikle sayısal derslerde düştü. Sınava giren öğrencilerin 50 soru soruluyor matematikte. Ortalamaları 10 soru. Doğru soru ortalamaları 10 soru. Geometride 30 soru soruluyor. Doğru soru ortalamaları 4. Yani gerçekten oldukça düşündürücü bir tablo var karşımızda. Lisans yerleştirme sınavında bu yılda en başarılı okullar fen liseleri olurken Anadolu liseleri ile meslek ve imam hatip liseleri ise başarı sıralamasında gerilerde kaldı. Peki fen liselerindeki eğitimle bu liseler arasındaki fark ne ki sonuç böyle oldu? Fen liselerine, Anadolu liselerine zaten hem elenip hem de daha durumu iyi olan ailelerden olan çocukları gönderiyor sistem şu anki haliyle. Bu yüzden de meslek liseleri biraz daha oyunun gerisinde kalmış oluyor. Öyle söyleyeyim yani sınava girerken. Bunun üzerine bir de orada hani fen liselerindeki öğretmen niteliğinin daha yüksek olması, daha az öğrenci olması fen liselerinde, çoğunda en azından. Türkiye OECD ortalamasının da gerisinde, yani başka ülkelerle kıyaslandığında da durum pek parlak değil. 3 yılda bir OECD tarafından 15 yaşındaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendirmek için yapılan PISA'nın 2012'de yapılan son sınavında Türkiye 65 ülke arasında 42. oldu. Türkiye'ye sosyoekonomik olarak daha yakın olan Güney Kore, Şili, Polonya gibi ülkeler var. Her isteyen öğretmen olamıyor Polonya'da. Güney Kore'de de aynı şekilde. Yani bir elekten geçiyor öğretmen adayları eğitim fakültesine başlamadan önce. Türkiye'de. Bununla yani Türkiye'de daha çok eğitim fakültesine yani başvuran giriyor. Böyle bir sistem var. Eğitim reformu girişimi analisti Işıl Oral, eğitimde başarıyı yakalamış ülkelerde okul öncesi eğitimin de zorunlu olduğunu söylüyor. Okul öncesi eğitim almanın ileride bireyin kazandığı maaşa, istediği işi yapabilmesine kadar çok olumlu etkileri olduğu kanıtlanmış bir şey dünyada yapılan araştırmalarda. İlkokul öncesindeki bir senenin zorunlu ve ücretsiz hale getirilmesi, herkesin erişim olabilmesi açısından önemli bir fark yaratacaktır. Çok hayırlı.